Bana verilen görev oligometastatik hastalıktaki tedavi seçeneklerini tartışmak ve değerlendirmek. Oligometastaz tanımı literatürde 1990'lı yıllarda görünmeye başladı ve ilk olarak düşük sayıda, kısıtlı sayıda, kısıtlı büyüklükte ve kısıtlı metastatik potansiyeli olan hastalığı tanımlamak için burada lokal hastalıkla yaygın bir sistemik kanser arasındaki bir geçiş evresi aslında tanımlanmaya çalışılıyor. Burada tabii altta yatan fikir aslında şu: oligometastazda hücreler primer tümörden ayrılmış ve hedef organa yeni yerleşmiş oluyorlar. Bu aşamada daha yeni yerleştirdikleri organı envaze edebilecek kapasiteleri çok fazla yok ve bu anlamda hastalık kısıtlı bir metastatik beceriye sahip ve hastalık yükü olarak da daha düşük bir evrede. Dolayısıyla bu hastalık evresini daha yaygın sistemik bir metastatik hastalıktan ayırmak fikri 90'lı yıllardan itibaren literatürde var. Üroloji literatüründe biz tabii daha çok bunu prostat kanseri için kullanmaya başladık ve hemen hemen klinik uygulamalarımızda da bununla alakalı bazı önerilerimiz var. Ama mesane kanserinde neredeyiz? Bununla alakalı tanımlamalardan başlamak lazım. Kılavuzlarına bu tanımlamayı koyan radyasyon onkologları özellikle mesane kanseri için değil ama birden 5'e kadar metastatik lezyonu olan primer tümörün kontrol edilebildiği hastalıklara oligometastaz tanımı yapmışlar. Üroloji literatüründen Leuven Üniversitesi'nden bir çalışmada 2020'de yayınlanan üretelyal karsinomun tek organda olduğu ve metastaz sayısının 3 veya daha az olduğu hastalık olarak tanımlanmış. Yine bir Japon grubunun makalesinde de tek metastatik organ olması, metastatik lezyon sayısının 3'ten olması ve büyüklük olarak da 5 santimden küçük olması gibi bir öneri literatürde var. Peki bu tanımlamayı veya bu fikri ortaya atıyoruz ama gerçekten oligometastatik hastalık diye bir hastalık var mı? Bu Japon son tanımlamada kullandığım Japon grubun makalesi oligometastatik tek metastatik organ olup 3'ten az olan ve 5 santimden küçük metastaz tanımlaması olan grubun çalışmasında sistektomi sonrası metastaz gelişen 128 tane hasta çalışmaya dahil etmişler. Retrospektif olarak bakmışlar. Bu hastalardan 48 tanesinin oligometastatik olduğunu belirlemişler bu tanımlamaya göre. Ve bu hastalar arasında oligometastatik olanlar ve yaygın metastazı olanların survival verilerine bakmışlar. Burada toplam sağ kalım, burada da kanser spesifik sağ kalımın oligometastatik grupta diğer yaygın metastazlar olan gruba göre daha iyi olduğu görülmekte. Yine alttaki iki grafikte de bunların arasından sadece salvage kemoterapi alanları ayırmışlar. Kemoterapi almayanları çıkartmışlar ki kemoterapinin de etkisi acaba bu işin içerisinde var ve oligometastaz bununla alakalı değil mi diye değerlendirmişler ama orada da yine oligometastatik olanlar yaygın metastazı olanlardan hem toplam sağ kalımda hem de kanser spesifik sağ kalımda daha iyi olduğunu göstermişler. Tabii bu tanımlamaların hastalık sınıflamasında önemli bir nokta olduğunu düşünmek lazım. Ama bizim kullandığımız TNM sınıflaması hastaları metastaz açısından ya M0 metastaz olmayan veya M1 uzak metastaz var şeklinde değerlendiriyor. Mesane kanserinde de M1A sadece lenf nodları, pelvis dışındaki lenf nodlarına olan metastazı, M1B'de diğer vücut organlarına olan metastazı tanımlıyor ve hepimiz not olarak buraya da yazdım. Renal, pelvis ve üreter tümörlerinde, üreteryel karsinomda bu tanımlama kullanılmıyor. Mesane kanserlerine özgü bir tanımlama. Peki kılavuzlar ne diyor? Kılavuzlar metastatik hastalık için hem M1A hem 1B hastalık için bir değerlendirme yaptıktan sonra sistemik tedavi yani kemoterapi için öneride bulunuyorlar. Daha sonrasında bu hastaların değerlendirilmesi sonucunda M1A hastalık için
eğer ya uygun kemoterapi yanıtı alındıysa konsolidatif tedavi uygulanabileceğini söylüyor. Ama burada da çok fazla detaya girmiyor. Bu konsolidatif tedavi radyoterapi veya devam kemoterapisi veya sistektomi artı metastazektomi olabilir veya öyle veya böyle olabilir demiyor. Diğer organ metastazları için henüz NCCN kılavuzunun bir önerisi yok. Peki bu hastalarda biz ne yapabiliriz? Yani oligometastazlar için kemoterapi yapılıyor. Sonrasında ne olabilir? 80'li yıllardan itibaren literatürde özellikle de akciğer kanser, akciğer metastazları için bu metastazların çıkartılması ile ilgili literatür var. Bulabildiğimiz ilk literatür 1982 yılından 6 hastaya akciğerden pulmoner metastazları çıkartmışlar. Bu hastaların 5'inin ortalama medyan 5 yıl yaşadığını bildirmişler. Yine metastazektomi yapılan bir grubun SEER database'indeki verilerine bakmışlar. 497 hastaya metastazektomi yapıldıktan sonra bu hastaların medyan survival'lerinin yaklaşık olarak 19 ay civarında olduğunu belirtmişler. Ki metastatik bir mesane kanseri için bu süre çok kötü bir süre sayılmaz. Peki gerçekten metastazektomi yapmalı mıyızın göstergeleri var mı literatürde? Retrospektif bazı çalışmalar var. 29 tane oligometastazı olan, daha doğrusu metastazı olan hasta çalışmaya alınmış. Bunların 7 tanesine metastazektomi yapılmış ve hem progresyonsuz sağ kalım hem de toplam sağ kalım açısından metastazektominin avantajı retrospektif bir seride görüntülenmiş. Bu çalışmaların toplandığı bir meta analizde ise survival açısından metastazektominin daha avantajlı olduğu, metastazektominin favor edildiği bu meta analizde bildirilmiş. Metastazektomi tabii yapılması avantajlı gibi gözüküyor ama hangi metastaz, hangi metastazın çıkartılması, lokasyonunun neresi olduğu, büyüklüğünün ne olduğu önemli. Burada çeşitli çalışmalar var ve çalışmalar metastazektomileri organ gruplarına göre sıralamış. Bu ilk gruptaki organ akciğer, gördüğünüz gibi servisi en yüksek metastazektomi sonuçları akciğer lezyonlarının çıkartılmasından, daha sonra lenf nodlarının çıkartılmasından elde ediliyor. Diğer organların çıkartılması daha düşük oranlar verirken, mesela beyin metastazları için çok daha düşük survival verileri bildirilmiş. Yine burada akciğer veya lenf nodu metastazlarını çıkartan bir çalışmayla diğer visceral metastazektomiyi yapan bir seri çalışılmış ve sayılar 15 hastaya, 27 hasta gibi küçük sayılar olsa bile akciğer veya lenf nodu metastazlarının çıkartılmasının survival avantajı olduğu bu çalışmada gösterilmiş. Dolayısıyla pulmoner metastazektomi için hangi hasta seçiminde şunlara dikkat etmek gerekiyor. Diğer organlarda, visceral organlarda metastazının olmamasına, düşük hastalık volümüne ve yine kemoterapiye favorable bir cevap alınmasına göre pulmoner metastazlara karar vermek gerekiyor. Peki lenfadenektomideki durum ne? Biz biliyoruz ki pelvik lenf nodlarının metastazının olduğu olgularda radikal sistektomi ile beraber bir genişletilmiş lenfadenektomi yapmanın serviye katkısı var. Peki bu lenf nodu metastazları pelvisin dışında olursa, yani bizim TNM sınıflamamıza göre M1A olursa, burada bir sağ kalım avantajı sağlanabilir mi? Literatürden yine bunun örnekleri var. Klinik M1 hastalarla klinik N2-N3 hastaların servileri birbirine yakın. Ve klinik M1 hastalarla yine T3-T4N pozitif hastaların servileri yakın. Bu yaklaşımla yola çıkıldığında yine lenf nodları eğer belli bir sınır içerisindeyse avantajlı olabileceğini düşünüyoruz. Bu çalışmada kemoterapiye komplet veya parsiyel yanıt almış bir grup hastaya kemoterapi sonrasında 28'ine lenfadenektomi yapılmış, geri kalan 31'ine kemoterapi veya radyoterapi ile devam edilmiş. Hem progresyonsuz sağ kalım açısından hem de toplam sağ kalım açısından lenfadenektomi yapılmasının median survival'a katkısı olduğu bu grafiklerde görülebiliyor. Yine bir
lenf nodu diseksiyonunun avantajını değerlendiren çalışmalardan bir tanesinde de lenf nodu sayısı üzerinden değerlendirme yapılmış ve 2 veya daha az lenf nodu çıkartılan hastaların 2 veya 2'den fazla lenf nodu pozitifliği olan hastalara göre progresyonsuz sağ kalım ve kanser spesifik sağ kalım açısından daha avantajlı olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla hangi hastalara lenfadenektomi yapmak gerekiyor? Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi bu hastalarda fibrozis ve dezmoplastik reaksiyonlara bağlı olarak kemoterapiden sonra bu vakaların çok zor olacağını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla yüksek volümlü tecrübeli merkezlerde uygulanabilecek hastalık ameliyatlar bunlar. Burada da tabii RPLN'de tecrübesi önemli ama bu hastalarda RPLN'den farklı olarak bu hastaların ek komorbitelerini, yaşlarını, daha kırılgan hastalar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu genel olarak toplamak gerekirse öneri düzeyi olarak Avrupa Üroloji Kılavuzlarında ben oligometastatik hastalık için mesen tümöründe herhengi bir öneri bulamadım. NCCN hızlı progresyon hızlı progresyonu olmayan hastaların sistemik kemoterapiye de yanıt verdilerse metastezektomiden fayda görebileceğine dair bir kanaat belirtiyor. Herhangi bir şekilde bunu kılavuzun içerisinde bir algoritmaya oturtmamış ama burada da kastettiği sistemik tedaviye yani kemoterapiye yanıt alındıktan sonra soliter metastatik lezyonların olması, akciğer veya lenf nodlarındaki metastazların çıkartılmasını öneriyor. Sonuç olarak ben şunları söyleyebilirim. Oligometastatik hastalık mevcut tanımlamalarla her ne kadar net olmasa bile yaygın sistemik metastatik hastalığa göre daha iyi servisi olan bir hastalık. Ancak an itibariyle metastatektomi henüz standart tedavi değil. Burada hangi metastazektomiyi yapmalıyız sorusunun cevabı da soliter metastazlar olan lenf nodunda veya akciğer metastazları olan hastaların kemoterapiye eğer iyi yanıt alındıysa bu organların metastazlarının çıkartılması yönünde. Burada tabii dikkatli hasta seçiminin çok büyük bir önemi var. Yine yüksek volümlü merkezlerde tecrübeli cerrahlar tarafından yapılan sonuçların daha iyi olduğunu da literatür bildirmekte. Teşekkür ederim.